Efendim sıradaki skecimizin adı Bir Kasa Market. Markette sırada geçen bir hikaye. Market sırasında geçen bir hikaye. Engin yazdı. Bir Kasa Market geliyor. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Bu ne kadar? 135 lütfen. Ne? Bu ne kadar? 7.90. Bu ne kadar? 3.90. Bu ne kadar? 2.80. Ne? Bir koyarım 2.80 uzarsın manasında yani. Şaka yapıyorum. BKM'ye hoş geldiniz. Bir Kasa Market'e. Poşet ne kadar? 25 kuruş. Oha! Neden o kadar pahalı? Beyefendi yani biz de emir kuluyuz, kusura bakmayın. Bize de yukarıdan böyle söylüyorlar. Kim söylüyor yukarıdan ya? Poşet 25 kuruş. Oha, Allah söyletti. Duydunuz yani, bize de böyle söyleniyor. Biliyorum be, almayacağım hiçbir şey. Allah sizi bildiğim gibi yapsın. Aman yani bu... Biz ya bir tane doğru düzgün market arabası neden yok acaba? Bu markette. Yardım et. Ya her yeri dağıttınız. Tamam tamam papatya, sakin. Allah Allah. Hay burada yan piri yan piri yengeç gibi gitmekten ben kalça çıkıyor oldum yalnız. Papatya ama arabayla bile kavga ediyorsun, sakin ol. Kusura bakmayın hanımefendi. Eşim adına. Bir Kasa Market'e hoş geldin. Hoş bulduk. Ya kusura bakmayın, benim bir tane şeftalim vardı. Önünüze geçebilir miyim acaba? Tabii buyurun buyurun. Çok buyurun, teşekkür buyurun, ederim, buyurun. Sağ ol. Buyurun. Arif ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben sana neden hayır demeyi öğretemedim? Ya, pardon. Kusura bakmayın, bir şey söyleyeceğim. Bakın benim de bir tane ürünüm var da ama ben yerimden çok memnunum. Öne geçmek istemiyorum, bu kadar. Çok teşekkürler. Ne tatlı, ne tatlı, evet. Merhaba, kusura bakmayın. Benim de hiç ürünüm yok. Hemen alıp geliyorum. Tabii tabii, alıp gelin, biz bekleriz. Allah Allah. Adıyaman'ın eşsiz lezzeti Adıyaman lavaşları 12.99'dan 12.89'a düştü. Ama Adıyaman'da. Arkadaşlar! Arkadaşlar! Adıyaman'ın eşsiz lezzetlerinden yararlanmak isteseydik Adıyaman'a giderdik. Adıyaman'a gitmez miyiz? Üstelik benim karım eşsiz lezzetlerden faydalanmama izin vermiyor. Hem oraya gideriz, Nemrut'ta piknik yaparız. Ben boş boş konuşurum. Ha? Adıyaman'a gitmeyeyim mi? Hem Nemrut'a da vururuz. Hadi! Nemrut Malatya'ya da bağlı olabilirmiş şimdi. Ortalığı karıştırmayayım. Bu kasa açık mı? Açık mı bu kasa? Papatya'm para sayıyor, para saymasa açık olur. Belli ki kapalı. Sen ne biliyorsun orada? Pardon, pardon. Açar mısınız kasayı hanımefendi? Hanımefendi kasayı açar mısınız? Hanımefendi para sayıyorum burada ya. Allah Allah. Ne var? Al karıştırdım işte, senin yüzünden baştan başlayacağım. Hanımefendi ben eşim adına çok özür dilerim. Ya sus! Sen benim adıma hiçbir şey yapma. Tamam, tamam papatyam, yapmam. Beyefendi, sizin bir tek şeftali mi var? Evet, ben bir tek şeftali seviyorum. Ama bu şeftaliyi tarttırmamışsınız. Tarttırın gelin. Aa, en sevmediğim şey tartırılmamış şeftali. Gidip al şey kaç. Ha? Pardon ya, ben gidip hemen tartalım, tamam. Biz bekleriz önemli değil. Allah, tamam sen bizi al işte o sırada, sıradan. Ha. Hanımefendi, hanımefendi. Şu anda bir işlem üzerindeyim. Yani beyefendi tekrar gelecek. Açtım ben kasayı şu anda. Allah Allah, biraz anlayın ya. Empati lütfen. Allah. Aldım geldim. Kusura bakmayın ya. Bekletin. Çabuk, çabuk. Buyurun. Önemli değil, önemli değil. BKM kartının tüm eşsiz harcalıklarından faydalanmak ister misiniz? BKM kartının tüm eşsiz harcalıklarından faydalanmak isterim açıkçası. O zaman şu formu eksiksiz bir şekilde doldurun. Kağıtları falan. Oldu canım, oldu. Yok bırak, bırak. Bırak onu ya, bırak. Onu bekleyeceğiz bir de kardeşim. Sen al şunu. Al benimkinden geç. Tamam hadi. Ha böyle olur mu ki? Olur, olur, olur. Olur, tamam. Bu arada 50 TL ve üzeri alışverişlerinizde 50 TL ve üzeri alışveriş yapmış oluyorsunuz. Çılgınlık. Evet. Ayrıca kasa arkası ürünlerimiz %50 indirime giriyor. Eğer kasa arkası ürünlerimizden alırsanız şu raftaki ürünler yarı fiyatına geliyor. Eğer o raftaki ürünleri alırsanız bu haftakiler bize çok uyguna geliyor.
Allah Allah. Demek ki bir şey alsam ciddi bir karışıklığa sebep olacağım burada. Neyse, en iyisi ben hiçbir şey almayayım. Teşekkürler, sağ ol. Peki. Yalnız beyefendi, bunun barkodu yok. Barkodunu unutmuşsunuz tekrar. Barkod mu? En sevmediğim şey barkodsuz şeftali. Hemen gidip alıp geliyorum. Allah Allah, bir tane adama müsaade etti bir şeftali. Bu... Hanımefendi, kasayı açar mısınız? Hanımefendi, kasayı açar mısınız? Lütfen. Hanımefendi. Ya hanımefendi, burada para sayıyorum ya. İşimi yapıyorum. Ya. Aa, yine karıştırdım ya. Sen sabahtan beri çalışmayan kasada neyi sayıyorsun acaba? Sus, karıştırma. Baştan başlayacağım. Allah'ım ya. Bir kasa markette sürprizler bitmiyor. Bir kasa domates salana. Söylemem, sürprizi kaçar. Arkadaşlar! Arkadaşlar, bu ne ya? Sürprizi kaçar diyor, söylemiyor ya. Bize fitil ediyor. Benim bildiğim çok iyi bir market var. Sürprizleri hiç açık değil. Oraya gidelim mi? Hadi! Bu sıralarda iyi değilim. Geldim, kusura bakmayın. Geldim. Önemli değil, önemli değil. Sus artık. Daha de, tamam, hadi. Tamam, okuma ya. Marko'da okuma. Seni ha? Seni ha, bu şeftalinin kodu kaçtı? 300-500. Salak mısın ya? Kafamı karıştırıyorsun. Olmuyor zaten ya. Dur ben arkadan bakayım, geleyim bir saniye. Ay öf, ya. Değerli müşterilerimiz, Yeşilçay'da büyük indirim. Rize'nin eşsiz dağlarından koparak gelen Nurgül Yeşilçayları sadece ama sadece 15 lira 99 kuruş. Arkadaşlar! Bu kadar pahalı çay mı olur ya? Bak, benim bildiğim çok iyi bir çay bahçesi var. 1 liralık çay. 1 lira. 1 liraya hepimiz çay içeriz ha. İkişer bardak ısındıracağım size. Hadi! Çayın suyunu yeni çekmiş olabilir. Hadi, hadi. Yalnız işlemi iptal etmem gerekiyor. İşlemi iptal etmem için de bu kasanın anahtarını şu kasadan almam gerekiyor. O kasadan anahtar almam için de biraz yürümem gerekiyor. Ayağımı ileri atacağım. Allah aşkına, benim bakın burada belim çıktı yani. Bir canına yandım şeftalisi yüzünden. Sabahtan beri bekliyoruz. Hanımefendi. Biz de bekliyoruz burada ya. Allah Allah. Ay ne demek canım, o senin mesleğin. Sen kasiyersin, bekleyeceksin tabii. Papatyam, adamı kırıyorsun ama şu an. Allah'ım sen... Çok iyi ya. Demek benim beklemem gerekiyor yani. Kusura bakmayın da. Bu şıkırtılı hayatı ben seçmedim. Allah Allah. Ben de şiirler yazıyorum, ben de kitaplar yazıyorum. İstanbul'a ben yazar olmak için geldim. Yazar kasa oldum. Ağlayacağım galiba, bir saniye. Peçete lütfen. Ay ya, şey yapmayın ya, ya hiç gerek yok. Ay sen hiç konuşma. Bit, şeftali mi alıyorsun, ne yapıyorsun? Yiyeceğim, git artık ya. Ya. Değerli müşterilerimiz, mağazamız 10 dakika içerisinde kapanacaktır. Bakın 10 dakika içerisinde diyorum, her an kapatabiliriz yani, ona göre çabuk çabuk. Arkadaşlar! 10 dakika içinde kapanacağım diyor ya. Benim bildiğim bir market var. Sabaha kadar açık. Sabaha kadar açık olan bir markete gitmek istemez miyiz ha? Hep beraber, hep beraber! Hadi! Sabaha kadar açık mı diyorsun? Evet, gelmek ister misin? Evet, gelirim, ben gelirim. Sen geliyor musun? Gelirim. Bak, bakın gördünüz mü? Birisi geliyor. Hiçbiriniz gelmediniz, o geliyor. Hadi gidelim o zaman. Tut elimden. Hadi gidelim. Herif ya, maaşımı 12 lira eksik yatırmış it. Aa, sen sabahtan beri maaşını mı sayıyorsun? Ne yapacağım? Elin adamın parasını mı sayacağım? Aa, aman ya. Hadi benim mesaim bitti. Görüşürüm. Kendine bak. Mağazayı birazdan kapatıyorum. Aşağıya üstümü değiştirmeye ineceğim. Döndüğümde bir Allah kulunu burada görmek istemiyorum, ona göre. Siz eğer bu marketi ben bunları almadan kapatın, bak ben burayı ne yapıyorum. Bana bak, seni kameradan görüyorum Gellos. Beni oraya getirtme, tamam mı? İnersen saçını başını yolarım seni, fok balığı. Gellos, fok balığı. Papatyam, biraz daha bekleyelim. Ne demişler? Bekleyen derviş indirime gelmiş. Sen bekle. Sen bekle, tamam mı? Böyle ömrünün sonuna kadar böyle beklesen. Ben gidiyorum. Affedersiniz. Buyurun. Anons yapan hanımefendi neredeler tam olarak? Arka taraftalar onlar. Öyle mi? Evet, oradan izliyorlar size. Anons! Geliyorum şimdi bakalım. Kim fokmuş, kim tut saçını başını yolluyor bak. Fuck you. Ben gitmeyeyim şimdi. Şey olmasın, alışveriş falan diye. İyi değil ama. 10 lira arası yeter. Teşekkür Aynen. ederim. İyi günler. Sıradaki. 2 lira. 2 lira.
2 lira yok abi. Bozuk yok. Dükkanın sonra bize maaş vermiyorlar. Şöyle. Gül. Tut hanımefendi, hanımefendi. Siz bakacaksınız, ben bakmayacağım. Aa, ay. 1907 Fenerbahçeli misiniz? Buyurun. Teşekkürler. İyi günler. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Bir kasa market tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Market 25 kuruşa poşet, almıyorsan terk et. Sen sağ ben selamet, kalbiyeti fark et. Almıyorsan terk et. Ucuzcu market. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Bu müşteri 101. müşteri. Evet, 101. müşterisiniz ve bizden araba kazandınız. Aa, nasıl ya? Nasıl olur öyle bir şey? Vallahi bize de yukarıdan böyle söylediler. Kim söyledi ya? 101. müşteriye kesinlikle araba vermeliyiz. İşte duydunuz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bu ürünleriniz de bedavaya gelmiş oldu şirketten. Birini okutayım. İyi ki beklemişim, ne kadar şanslıyım. Ben bir tane poşet alabilir miyim bu arada? Tabii, 25 kuruş. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Evet ya, Engin hakikaten çok acayip bir insansın ya. Yazarlığınla, yazarlığınla, şakalarınla. Eli telin üzerinde alışveriş yaparsanız, eli telin üzerinde alışveriş yapmış olursunuz. Ve yukarıdan böyle söylendi. Yukarıdan tabii ki Batuhan. Yani enteresan bir yazar şeklim var. Böyle mesela ne zaman yazdın bunu? Bu aslında eski ya. Bir var değil mi? Bir 2-3 ayı var bunun. Demledin mi bir yerde skeç böyle bir? Var var. Demledim. Ya ama çok zor, bayağı zorlanıyorum ya yazarken. Böyle bir tarzım var ama bu yoruyor yani. Ya şimdi burada tabii bir absürt mizan var. Yani şakalar var. O şakaları bir araya getirmek çok zor. Yani hani her yerde çok güzel şakaların var. Onları bir araya getirdiğinde bir şeye dönüşmesi biraz zaman almış. Ekip de canını kanını koymuş ortaya. Mesela işte Cihan'ın tiplemesi mesela. Hani nereye bağlanacak diye merak ediyorsun. Geliyor, manyak manyak bir adam geliyor gidiyor. Onu yani absürt mizahı biraz da böyle bir yere bağlansa, yani bu adam yan marketin çırağı olsa atıyorum, herkes oraya taşıma çalışsa gibi. En son şizofren bir manyak çıkması da, yani tabii tercih işte yani. Enteresan bir mizah var ama böyle bir zile gitmek için böyle bir şey daha lazım. Onu nasıl yapsak acaba? İşte oralarını bulamıyorum. Orayı bir bulsam. Evet Yasin'cim çok iyiydin. Teşekkür ederim. Çok iyi birisin zaten. Hani genel olarak yani çok iyi. Ya ben bu şeye yani o Yasin'in karakterini çok seviyorum. Çünkü ben de markette önüme kim geçmek istese hep yani buyurun, geçin, yapın, edin diyen adamım yani. Asla hep sıramı veririm. Evet, hayır diyemem falan. O yüzden hani Begüm'ün söylediği bütün o uyarılar hep benim de aklımda şey oldu. Hep ve sonunda Yasin'in kazanmasına çok sevindim. Bir de kazandığı yer biraz daha böyle büyütülse miydi acaba? Araba, bilmem ne, insanlar, market böyle bir finali bari böyle hani bir coşkuyla belki o şey yapardı. Hani böyle final girenler, araba araba giden, zili çalanlar hani kendi kendine zili evet, çalıp kapatır giderdi. Biraz düşük kalmış. Güzeldi ama. Çok güzel hareketler devam ediyor alkışlarınızla.